Düşemiyorsak bile buraya doğru düşmeden bu tarafa doğru direkt yatabilmemiz gerekiyor. Bu da beni turnuva esnasında çok yorulmama da sebep olabilir. Ki ben bunu yıllarca çok yaşamıştım eski dönemlerinde. Yavaş yavaş içeri büküp kontrol ediyorum. Eğer şu kadar bükersem rakip hala buradan devam etme şansı var. Bu sarmal tutama yerini aşağı yukarı tutmasa da yaklaşık bir etki verir. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilek güreşinde nasıl kazanılır antrenman serimizin 3. videosuyla birlikteyiz. İlk videomuzda arkadaşlar rotasyon kaslarımızı nasıl çalıştıracağımızı öğrenmiştik. Şu pozisyondaki antrenmanlarımızı öğrendik ve bu kaslarımızı nasıl güçlendireceğimizi öğrendik. Şimdi arkadaşlar bilek yani kontrol yani direksiyon bilek güreşinin önemlerinden bir tanesi olan eli çalışacağız inşallah. Arkadaşlar bilek güreşinde bileğin önemi çok fazladır. Bunun sebebi hangi tekniği yapıyor olursanız olun elinizi genelde kullanmak zorundasınız ya da en kötü ihtimalle bükmüyorsanız bile defansif olarak eliniz belli bir seviyede taşıması gerekir. Yani bu tarafa doğru düşmemesi gerekir. O yüzden yaptığınız şekilde doğru orantılı elinizde çok güçlü olması beden kuvvetinizi daha iyi böyle tekniğe adapte etmenizi sağlayacak. Daha iyi rakibe yansıtmanızı sağlayacak. Ben şimdi tuttuğumda elimi eğer ki hook yapıyorsam yani rakibi içeri doğru çevirip sırtım, yan baskım ve biceps açımla beraber el kontrolünü alabildiğim kadar rakibi baskı uygulatabiliyorum. Yani rakibi tuttum, çevirdim, aynı anda yana baskı yaparken aynı anda geri doğru çekiyorum böyle. Bu nasıl oluyor? Elimi rakibi kontrol edebilirsem içeri doğru o zaman bu tarafa doğru gidebileceğim anlamına geliyor. Edemesem ne oluyor? Şimdi beden ağırlığımı attım. Bütün ağırlık nerede? Rakibi içeri doğru almışım. Bu kısımda böyle çekebiliyorum. Ama rakibi içeri doğru bükemediğimi düşünün bir de. Başladım. Rakip yakaladı beni. Bu sefer ne oldu? Daha uzakta rakibin rotasyon kısmına, hammer kısmına elim takılmış durumda. Ve bastıkça ya burada daha fazla efor sarf edip rakibi vermek zorundayım. Çünkü içeridekiyle beraber dışarıdaki arasında uçurum var. Ya da bileğim düşmeye başlayacak ve ölü bilekle maça devam etmek zorunda kalacağım. Bu da gücümü maksimum uygulamama izin vermeyecek. Her iki rakip beni ispine edebilirse o zaman tabii ki ben daha da kötü durumlara düşebilirim. Omuzu beden ağırlığını hiç araya katamayabilirim. O yüzden arkadaşlar bileğimiz çok önemli. Rakibi tutup direkt içeri doğru bükebilmemiz gerekiyor. Ya da en kötü ihtimalle bükemiyorsak bile buraya doğru düşmeden bu tarafa doğru direkt yatabilmemiz gerekiyor. Ki o zaman bileğin aldığı baskı daha fazla olabiliyor. Çünkü burada bir eklem var. Benim buradaki eklemim şuraya aldığım baskı kadar taşıyabilecek. Yani buranın dayanma gücü kadar ve buranın çalıştığı kadar dayanabilecek. Bilek güreşinde arkadaşlar bileğimizi birçok şekilde çalıştırabiliriz. Bunlardan bir tanesi dumbbell olabilir. Her spor salonunda olan bu tarz bir makinede olabilir arkadaşlar. Tabii bu tarz bir makinede olduğu zaman ekipmanlara gerek duyuyoruz. En kötü çünkü az sonra göstereceğim birçok ekipman spor salonunda olmuyor. Bilek güreşi malzemesi satan yerlerde oluyor. Benim ekipmanlar da Tuğra Bozan'dan temin ettim. Bak şimdi bilek çalışacağımız antrenmanlarda şunu unutmamız gerekiyor. Bu her kas için geçerli aslında. Hareketin bir başlangıcı var arkadaşlar. Aslında tam burası bilek köşe başlangıcı. Bilek köşesindeki maksimum bükebildiğimiz nokta. Basınçta biraz daha belki böyle içeri doğru alabiliriz. Ama bu kas aslında buralardan başlıyor. Yani iyice aşağıdan başlıyor. Ve şu kısma kadar dönebiliyor. Yani aşağı yukarı böyle bir 180 derecelik bir açıya kadar dönebiliyor. Tabii benim solum o kadar dönmez belki ama sağım bayağı bir dönebiliyor. Bu ne demek oluyor? Benim bu kasın her açısını çalıştırmam gerekiyor. Ancak bilek güreşi yaparken ben buraya düştüm mü iyi bir pozisyon değil benim için. Ben buraya düşmemem gerekiyor. Ki ben bunu yıllarca yaşadım. Ki bir tane tutamak var ondan sonra benim bileğim düzelmeye başladı. Bunu da size zaten göstereceğim. Buraya düştüğü açıyı ben çalışacağım gene. Ama nasıl çalışacağım? Çok düşük bir kiloyla çalışacağım arkadaşlar. Yani atıyorum şu hareketi yapıyorsam eğer ya da tek kolla yapıyorsam düşük kiloyla aşağı kadar indirip kaldıracağım. Çünkü bu noktaya benim tendonlarım, bağlarım maksimum güçle çalışmak zorunda değil. Benim ihtiyacım olan kesinlikle burası. Bunu hiç çalışmazsam ne olur? Başladım rakip beni çekti. Belli bir yere kadar buraya düştükten sonra buram maksimum çalışmış. Belki 60-70 kiloyu taşıyor. Ama düştü buraya. 10 kilo bile kaldırmamışım hayatım boyunca. Yani ben bunu 15-20 neyse artık çalışacağım ki burada bu kaslar da belli bir seviyede güçlenecek. Yüksek kilolara çıktığım zaman daha ağır kilolarla bunu büküş yapabilirim. Ama daha ağır kilolarla geri doğru gitmeyeceğim. Yapan var mı? Var. Fayda sağlıyor mu? Sağlıyor ama birçoğunun bileğin geri düştüğünü görüyorum ben. Biraz daha açısının bu tarafa doğru alıştırmasıyla da alakalı. Yani ben bunu 70 kilo buraya doğru büküyorsam 70'i aşağıdan kaldırıp bükemeyebilirim. Çünkü biraz daha ters bir açıdan eklem noktasını geçmek zorunda kalıyorum. Benim buradaki 70 kilo düşer bu sefer 50 kilo. Yani benim kaldırdığımda burada da 50 kilo kaldırmamı sağlayacak. Ama benim ihtiyacım olan burası. Yani 70 kilo ben burada bükmem gerekiyor. O yüzden bunu daha ağır, bunu 70 kilo basabiliyorsam bunu da en az 20-25-30'a kadar çıkmam gerekiyor.
Bilek göğüs esnasında buraya baskı aldığımda bilek çekti rakibini ve yan doğru hareket etmeye başladı. 75 kiloluk bir baskı geldiğinde en fazla böyle yenmem gerekiyor. Böyle olmamam gerekiyor arkadaşlar. Bu daha ileriki aşamalarda bileğimi düşüp daha uzun süre maçta atmamı da sağlayabilir. Bu da beni turnuva esnasında çok yorulmama da sebep olabilir. Ki ben bunu yıllarca çok yaşamıştım eski dönemlerimde. Hemen eliniz kolunuz çok kolay bir şekilde bitmeye başlıyor. Çünkü bükükken çok yaygın oluyor kaslarınız. Ve orada sürekli baskı alıyorsunuz ve bütün baskı burada oluyor. Benim sırf bu şekilde aşağı yukarı 3 dakikalık bir maçım var. Bu şekilde düşmüşken 3 dakika civarında maç atıyorum. Ve elim kolum artık böyle oynatamayacak hale geliyor. O yüzden arkadaşlar ne olursa olsun bileğinizi düşecek şekilde hesap yapmayın. Ama o bölgeyi küçük kilolarla, daha hafif kilolarla çalıştırın. Artı parantez arkadaşlar, unutmamanız gereken şey, bilek güreşi dışında her kas gelişimi için geçerli bu aslında. Yani bilek güreşi açıları dışında bütün kasların için de geçerli. Bizim normalde fleksiyon yaptıran kaslarımızda şu an mesela yaptığım fleksiyon yapıyorum. Yani kasın başlangıcı ve içeri doğru alıyorum. Kasın başlangıcı, içeri doğru alıyorum. İçeri aldığım fleksiyon, dışa doğru kaldırırken de ekstansiyon. Burada önemli olan kısım arkadaşlar, fleksiyon yaptığınız kasınızın tam tersi ekstansiyon yaptığınız kısımlarda çalışmak zorundasınız. 70 kilo bükebiliyorsa tersteki kas grubunuzdaki güç farkı açıldığı sürece, çünkü çalışmadığınız zaman ters ekstansiyon kas gruplarınızı, güç farkı açılacak. Bu sefer sakatlanma ihtimalleriniz de artıyor arkadaşlar. Bu biceps çalışıp triceps çalışmamak gibi. Ön bacak yani quadriceps çalışıp arka bacak hamstring çalışmamak gibi. Yani siz sadece birini çalışıp diğerini çalışmadığınız zaman bir yerlerde illaki bir fire vereceksiniz. Bir hata olacak. Ha, çok ağır kilo girmezsiniz. Düşük orta kilolarda yaparsınız. Belki onu hiçbir zaman hissetmezsiniz. Ama maksimum yaptığınız her şeyde ters kas gruplarınızın size ileriki zamanda olumsuz negatif dönüşlerini göreceksiniz arkadaşlar. Bu vücudun bütün olduğunu düşünmek gerekiyor. Bilek göğsünün aynı şekilde. Ben bileği sadece bükerken bile antrenmanımda yeri geldi maksimum gücü ulaştığım için, çok yüksek kilolara çıkmaya çalıştığım için birçok sadece bilekteki kas fibrillerin değil, ihtiyacım olan sırtım, omuzum, göğsüm, yeri geldi bacağım dahi burada kiloyu basmak için kasılma evresine giriyor arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ben bilek göğüsü yaparken bacağım, karnım, yeri geldi kasılabiliyor. Bu oradan da vücudunuzun güç almaya çalıştığı anlamına geliyor. Yani sadece bilek diye düşünmeyin bunu. Bileği bükerken vücudumu sıkmak zorunda kalıyorum çünkü. Niye? Bu kiloya basabilmek için benim vücudumun daha fazla kas fibrine ihtiyacı var. O da ihtiyacı olduğu kadar bütün vücudu yavaş yavaş ihtiyaç dahilinde devreye sokmaya başlıyor. Şimdi biz burada maksimum güç uyguladığımız bir spor yapıyoruz. Ölümüne bütün gücümüzle kendimi kilitliyoruz. Sadece bilekle değil. Çevirirken, basarken vücudumuzu sıkmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar birçok kas fibrine ulaşacağımız için birçok vücudumuzdaki kas bölgesini çalışmamız gerekiyor. Daha doğrusu aslında hepsini çalışmamız gerekiyor. En azından ihtiyaç dahilinde biraz daha az olabilir. Mesela bacağı gitti ölümüne bir powerlifter gibi basmamız gerekmiyor. Bir vücut geliştirmeciyi de basmamız gerekmiyor. Ama bir nebze de olsun çalışmamız gerekiyor. Genel bir bilgilendirmeden sonra arkadaşlar isterseniz antrenmanımıza başlayabiliriz. Bilekte yapabileceğiniz birçok antrenman modeli var. Elimizdeki tutamaklara göre, malzemelere göre bu çok değişkenlik gösterebiliyor. Bugün burada şimdi normal sadece içe büküş anlamında en fazla basabileceğimiz tutamaklardan bir tanesi arkadaşlar bu. Çünkü bir sarmal tutamak, bir kilit bozana çok fazla basamazsınız. Daha fazla elinizi zorlar, bileğinizi zorlar. Ama bu direkt böyle kaç kilo basabiliyorsanız basmanızı sağlayacak bir tutamaklardan bir tanesi ancak. Daha inceyse yani şu kalınlıklardaysa böyle tuttuğumda parmaklarıma çok baskı gelmeyeceği için buradan direkt içe büküş yapacağım. Yani parmak çok zorlanmayacak. Uzaktan değil de mesafe olarak direkt buradan içe büküş yapacağım. Bu da ne olacak? Buramı daha fazla çalıştıracak. Daha fazla kilo basmanızı sağlayacak. Ancak biz bilek göğsünü sadece buradan bükmüyoruz arkadaşlar. Yani bir spor salonundaysanız orada yaptığınız böyle bir ekipmanınız yoksa, böyle bir tutamağınız yoksa orada daha incesini alıp iki set önden bir yapıp daha sonra onu bir havlu sarıp ya da bir gazete kağıdı çok etkilidir. Böyle bir tabii ki ekipmanınız yoksa gazete kağıdı sarıp iki set de öyle üstüne yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde mesela bunu tuttuğum zaman farkındaysanız böyle bilek göğsü tuttuğum pozisyon kadar bir genişliği var. Ancak şöyle bir ekipmanla da daha çok böyle parmaklarımızın ucuna, yani daha kavrayamadığımız asıl baskıyı burada alacağımız noktada da çalışabilirsiniz. İkisini de şimdi hemen göstereceğim. İlk ekipmanımız bu arkadaşlar. Çünkü bununla daha fazla kilolara çıkabiliyoruz. Şimdi pozisyon şu. Parmak dışarıda olduğu zaman parmağınız biraz daha kenarda olduğu için böyle daha fazla destek verecektir. Bu tercih meselesi. Ben böyle genelde çalışıyorum. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Böyle de yapabilirsiniz. Hareket gayet nizami şekilde düzü göreceğiz en başta. Karşıdan gelecek. Biraz daha bunu tabii ki daha böyle şey zorlamak isterseniz birazcık kendinizi şu tele göre sola alabilirsiniz. Sol kol yapıyorsanız sağ kol yapıyorsanız da sağ alabilirsiniz. Hareket şu arkadaşlar. Bükebildiğim kadar içeri büküyorum. Kaldırıyorum. Burada ben rakibimi yavaş yavaş içeri büküp kontrol ediyorum. Eğer şu kadar bükersem rakip hala buradan devam etme şansı var. Birçok hareketi yapma şansı var ama bükebildiğim kadar tabii eliniz çok dönmüyorsa sıkıntı yok. Bu noktada da maksimum güce ulaşabilirsiniz.
Buraya kadar ama çevirdiğinizde, ki ben bunu solda hiçbir zaman yapamam, yapabildiğim bir yetenek değildir. Çift tutarım çünkü böyle kalır benim elim, şu pozisyonda kalır. Şöyledir ama sağ bu kadar döner benim. Buraya kaldığınız zaman da yine yeterince baskılayabiliyorsanız, rakibiniz güçlüyse yine bozarsınız. Ama bozabildiğiniz kadar bozuyorsunuz ki rakip tamamen dönsün, avucunun içi yukarıları görsün. Yukarı görünce çünkü kontrol tamamen gider, beden ağırlığını araya katamaz. İlk hareketimiz bu şekilde yapılıyor. Bu göstermiş olduğum hareketler arkadaşlar, hepsini arka arkaya yapacaksınız diye bir şey yok. İçinden seçip yapabileceğiniz hareketleri gösteriyorum ben. Yani bunlar alternatif hareketlerdir diye gösteriyorum. İki parmaklarıma daha fazla baskı yapan bir tutamak var. Daha fazla böyle parmak uçlarının boğumundan alıyorum ağırlığı. Hareketim yine aynı şekilde bu. Tabii daha sonra belli açılar göstereceğim. Biraz daha biceps açısı, biraz daha alt bilek açısı gibi açıları göstereceğim. Yine bunlarla onları yine çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu tercih meselesidir. Yani her tutamakla göstereceğim her açıyı çalışabilirsiniz. Düz bükmeye dikkat ediyorum. Çünkü şöyle yapmıyorum, böyle yapmıyorum. Rakibi direkt kontrol altına almaya çalışıyorum burada. Eğer ekipman alma planınız varsa, alacağınız bence ilk ekipman sarmal tutamak. Çünkü sarmal tutamak rakibin tamamıyla parmaklarından kaçmaya çalışan, yani rakibin size yaptığı gibi parmaklardan kaçmaya çalışan ve çok fazla sıkmanız gereken bir tutamak. Sebebi şu: sarıyorum bir tur. Sardıktan sonra parmağımı önce dışarıda yapacağım arkadaşlar. 2 set. Dışarıda olmasının sebebi çok fazla sıkmak zorunda kalmam. Yani elimi çok ciddi şekilde böyle sıkmak zorundayım. Yoksa elimden şöyle kaçar. Yani bu benim paniçe kuvvetimi, parmaklarımı çok fazla baskı yapıyor. Şu şekilde hareketi yine yapabilirsiniz düz olarak. Daha sonraki 2 sette parmağı dışarı alıp, tabi o zaman kilo arttırıyorsunuz, arttırabiliyorsunuz çünkü elinizden bu sefer direkt kaçmıyor. Bütün ağırlık sadece bu noktada kalıyor. Sıkmak zorundasınız çok fazla ve bileğinizde kalıyor ağırlık. Bir diğer hareket yine sarmal tutamakla yapılacağım. Bunu dediğim gibi daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Yani herhangi bir tutamakla yapabilirsiniz. Alt bilek tendonu için genelde bilek göğsünde insanların bileğin düşmesinden bir sebeplerden bir tanesi. Hep ön bilek zayıf, ön bileğim düşüyor der insanlar ama genelde bu basınç için konuşuyorum. Biraz daha böyle içeri girenler için konuşuyorum. Hep derler ön bileğim zayıf, o yüzden bileğim düşüyor. Hayır, kesinlikle. Ön bileğin zayıf olması için rakibin direkt geri çekmesi gerekir. Ama normalde biraz daha hafiften büküp rotasyonla beraber çekenler geri de çekebilir tabii ki ama sizin alt parmaklarınıza baskı yapar. Yani ben bu şekilde durduğum zaman ön bileğime direkt değil de alt bilekten ilk baskıyı alıyorsam eğer, onu bir takip etmek gerekir. Baskıyı aldım. Alt bilek tendonum zorlandı gerçekten. Bu sefer ne oluyor? Ben basmaya devam ettiğim sürece burası baskı alıyor. Burası esniyor. Bu sefer ağırlık burada kalıyor. Yani otomatikman benim bileğim burada düşmeye başlıyor ve benim bileğim zayıfladı. Kesinlikle ön bileğimden değil, alt bileğimden. Birçok bu tarz arkadaş var ve bileğim niye düşüyor diye sürekli düşünüp ne yaparsa yapsınlar bileklerin düşmesi geçmiyor çünkü buralarını güçlendirmiyorlar. Ve bilek göğsünde sadece ön bilekle düşmez arkadaşlar. Dediğim gibi alt bilekle zayıf olduğunda ön bileğiniz zayıf kalır. Bazen teknik değiştirmek gerekir bu tarz hareketlerde. Çünkü sadece böyle geri çekenler de oluyor. Sadece geri ama. Hani el kullanmadan. Bu sefer direkt baskı buraya aldığı için şak bilekte düşebiliyor. O da ayrı bir şey. O tekniğin değişmesiyle alakalı. Biraz teknik değiştirmek gerekiyor orada. Ama alt bilek tendonunuzun önce bir çalışması gerekiyor. Şimdi kendime doğru geldiriyorum. Şu an direkt karşımdan geliyor farklısı. Yani kol hizam tam düz aynı. Aşağı doğru ezdiğim zaman ne oldu? Şu gelen şey beni aşağı doğru ezince tendonumu daha sıkı hissediyorum. Şu anda mesela aşağı ezdiğim zaman bir yandan bu beni çekiyor. Biraz daha yukarıda kaldı. Bir yandan ben baskı yapıyorum. Arada benim alt bilek tendonum eziliyor arkadaşlar. Yani şu açıda ben yaptığım zaman alt bilek tendonumu gayet güzel şekilde hissediyorum. Burada düz değil, tam aşağı değil, hafif çapraz şu tendonu baskıya alacak kadar aşağı ezmem gerekiyor. Şu an mesela çok sertleşti tendonum. Ama şöyle durduğum zaman bomboş. Yine çalışıyor mu? Belli bir seviyede çalışıyor ama aşağı ezip sıkıştırmam gerekiyor makineyle beraber. Tutamakla beraber omuzum arasında. Şu mesela çok ciddi şekilde alt bilek tendonumu hissettiriyor. Bu da nerede devreye girecek? Söylediğim gibi rakip de buraya kilitlendiğimiz zaman beni çekmeye çalıştığında zaten el çalışıyorum ben bir yandan. Buram zayıf kaldığı için genelde düştü dedik ya. O yüzden buramı güçlendirince, rakip çektikçe buram çok rahat olacağı için, güçleneceği için artık bileğim daha düşmemeye başlayacak. Arkadaşlar tabii ki birçok tutamak mevcut. Hepsinin amacı ayrı. Elimizin çatısı zayıfsa başka bir tutamak varken, üst iki parmak zayıfsa farklı bir tutamak yapabiliyoruz. Ya da bunu alt iki parmağı ters çevirerek çalışabiliyoruz. Burada ilk başta en çok ihtiyacınız olan tutamakları söylüyorum. Şimdi benim için en baştaki ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi
basınçıysanız bu kilit bozan çok önemli. Ciddi şekilde çok önemli. Benim birçok eksim bu şekilde gitti. Bir de sarma tutamak, bunlar işin en baş kısmı arkadaşlar. Yani bunların elinizde kesinlikle direk göçünde iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız olması gereken tutamaklardan iki tanesi. Burada normalde şu pozisyonda kaldığınızda, çünkü bu pozisyonda çok kalırız böyle. Buradan savaşlamak zorundayızdır. Bir yandan rakip aşağı doğru baskı yaparken bir yandan buranızı çeker. Bu da ne yapar sizi? Bu şekildedir. Bir yandan sizi hem bastılar buradan hem buradan aşağı doğru ezerken hem buradan da sizi çeker duruma göre. Ne yapar? Buranızı yavaş yavaş bastırırken böyle açar. Yani aynı anda deve elini bükebiliyorsa çok fazla buranızı iyice döner. Maçı tamamen kaybedersiniz. Bu biraz da onunla alakalı. Hafiften böyle dönüyorum arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Parmaklarımı direkt baskı yapıyor. Bir yandan beni bir yere doğru düşürüyor. Yani şu pozisyonda aslında başlıyor. Ben onu düz tutabilmek için bile zorlanmak zorundayım. İçeri büküş yapıyorum şu anda. Buradayken içeri büküyorum, açıyorum. İçeri büküyorum, açıyorum. Bunu yine aynı şekilde, rakip beni çünkü buraya almış, bükük pozisyondayken bir yandan değil ki basmaya çalışıyor, bir yandan çekmeye çalışıyor. Bunu şu şekilde de yapabilirim. Dümdüz açarım kolumu aşağı düşürmeden. Sonra büküp yukarı doğru kaldırabilirim. Bu da bisepsle beraber koordineli şekilde yapılan antrenmanlardan bir tanesi arkadaşlar. Hareketi şu şekilde yapabilirsiniz. Bu da gerçekten şu defansif anlamda rakibi sizi istediği yere aldığı aşamada, hatta buraya kadar alsa bile şurasını bir yandan bastırabileceğiniz için aynı anda böyle büküp yukarı kaldırıyorsunuz ya. Buradan çevirip yukarı kaldırdığından dolayı bütün beden ağırlığını anında elinden alabilirsiniz arkadaşlar. Yeterince güçlü bir el biceps koordinasyonunuz varsa. Arkadaşlar bu tarz bir aletle de şu şekilde arkadaşlar elinizi geçiriyorsunuz. İlk çektiğiniz aşama bu şekilde geliyor. Normal hiç içe büküş yapmazsanız. Yani ben bunu tutabilmek için bile şu şekilde çevirdiğimde bu içe bükül fleksiyon kaslarının çalışması gerekiyor. Şu şekilde bekleyebilirsiniz de kısa kısa bükebilirsiniz de. Ancak şu şekilde beklemeniz sizin başlangıçtaki çatınızı, yani el kısmınızı çok güzel bir şekilde çalışmanızı sağlayacak. Bununla ilgili farklı bir antrenman daha göstereceğim şimdi arkadaşlar, ben bunun ardından. O da mesela bir bilek göçü masanız sadece varsa onun yanında yapabileceğiniz bir antrenman şekli. Şu şekilde bekleyerek, statik yaparak. Duruma göre bunu 2 set de yapabilirsiniz. Yeri geldi turnuva çok uzaksa, bir 7-8 ay falan varsa 1 dakika 45-30 saniye durabilirsiniz. Yaklaştıkça bunu 8-10 saniyelere indirmeniz gerekecektir. Bu şekilde maksimum köyle durabildiğim kadar duracağım. Bu da bana ne kazandıracak? Dediğim gibi şu pozisyondaki rakip çektiğinde böyle bir antrenman yaptığım için elim onu taşıyacak. Şimdi az önce dediğim gibi arkadaşlar aynı antrenmanı şu şekilde yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar masanın yanına eğildiğinizde bir elim şu şekilde burada, bir elim burada. Şu tarafta durduğum elim direkt maç açısını bana kazandıracak. Bu şekilde tabii masa buraya doğru yatabilir. Birisi oradan basması gerekebilir. Ayaklarınızı içeri koyarak, biraz kendinizi havaya kaldırarak çok güzel şekilde açı antrenmanı çalışabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir antrenman metodu benim çok fazla uyguladığım, gerçekten bir 8-9 ay kadar düzenli yaptığım bir antrenman şeklini göstereceğim size. Ve bu çok ciddi şekilde gelişimi hissettirdi bana. Bu şekilde buradan geçiriyorum arkadaşlar. Daha sonradan şu kısımdan üstten alıp parmağıma takıyorum. Bu ne yapacak bana? Rotasyon koordinasyonu kazandırması için. Bunu da buradan alıyorum. Ben bunu genelde kilit bozana tercih ediyorum. Kendime doğru gerdirdiğimde şuradan biraz gerdiriyorum ki şöyle düşünün. Bu noktada mesela çok bu deriyi yırtabiliyor. Çünkü bir gerilme payı var. O gerilme payını burada başlattığınızdaki gerginlikle beraber iyice böyle gerdirip üstüne koyduğunuz gerginlik arasında çok ciddi fark oluyor arkadaşlar. Şu anda mesela yeniden gerilmeye devam etmediği için, gerginliği ben verdiğim için acımıyor. Ki bunu sonradan keşfettim ben. Bunu keşfetmeseydim çok fazla gerdirip yapamayacaktım ve bayağı ağır ağır yapıyordum burada. Hareket şu arkadaşlar. Rotasyon gergin. Rotasyonum gerginken bir yandan rotasyon koordinasyonuyla beraber içeri büküş yapıyorum. Bunu yan baskıyla da bu şekilde birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hem el, hem rotasyon, hem yan baskı. Yani bilek göğsünde yapacağınız side pressure'daki özellikle direkt hepsini burada yapabiliyorsunuz. Ki ben normalde sağ kolda basınççıyım. Kendime göre işte idare ederim belli bir seviyede. Bu hareketleri yapa yapa Türkiye Şampiyonası'nın arkasında attığım maçlarda herkese böyle yaptığımı fark ettim. Yani tekniğim değişmeye başladı. O da ne oldu? Yan baskımda bir kere belli bir seviyede olduğu için. Çünkü basıncı da bir yandan çok aynı anda çalışıyordum ciddi şekilde. Ne oldu? Rakibi kontrol ediyorum bir yandan. Buramı döndüremediği için rakip beni açamıyor buraya doğru. Aynı anda o baskımı rahatça uygulamamı sağlıyor. Ama rotasyon koordinasyonu kazanmasaydım buramı döndürdüklerinde beden ağırlığımı o kadar araya katamayacaktım. Yani tekniğim bu noktaya döndü böylece. Tam buraya alıyorum. Aşağı doğru basabiliyorum.
Bu mesela hareketi uzun süre yapmam. Yine baskı tabii ki arada işin içinde. Ben ne kadar çalışsam çalışayım sağ kolda bu noktada böyle çekişçi olamazdım. Yatkınlığım olduğu için bükerek vesaire bu noktaya alıştırdı. Şimdi arkadaşlar genel olarak bu antrenmanlar makinedeki kısmı bu şekilde. Şimdi elinde hiç malzemesi olmayan kişiler nasıl çalışabilir onu konuşacağız. Bununla ilgili hemen yukarı çıkacağız. Arkadaşlar şimdi ev ortamında bir dumbbell yapabileceğiniz antrenmanları göstereceğim. Normal bir tane dumbbell'ım mevcut. Burada standart bir şekilde dirseğimi karşıya doğru alıyorum. Bu dizimi mutlaka buraya yaslıyorum çünkü belli bir zaman sonra çok yüksek kilolara çıkabiliyorsunuz. Hani bir 40-50 kilo aldığınız zaman öne doğru belinize çok fazla ağırlık alır. Böyle tutuyorum. Bir de buradan tuttuğum zaman hem dirsek buradan destek veriyor hem de buradan aşağı doğru çok baskı yapmasına izin vermiyor. Sadece bileğim yüksek kilolarda çalışabiliyor. İlk hareket bu. Aynı şekilde bunu arkaya doğru çevirerek de yapabilirsiniz. Hareket bu şekilde. Arkaya çevirerek yapıyorum. Biraz daha alt tendonu biraz daha fazla vuruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bileğimizi en başta aşağı doğru düşüreceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Bunu şöyle yapacağız. Normal bu şekilde biraz dizimi aşağı doğru eğiyorum. İyice aşağı parmaklarıma kadar sarkıtıyorum. Sonra bükebildiğim kadar içeri büküyorum. Aşağı doğru sarkıtıyorum. Bu çalışmamış aşamalarını da çalışacak bileğimin. Bir hareket daha arkadaşlar. Bileğimi tersten mutlaka bunu antrenman sonuna ekleyin. Çünkü ekstansiyon kas grupları çalışması gerekiyor. Aşağı kadar salıyorum. En yukarı kadar kaldırıyorum. Aşağı kadar salıp en yukarı kadar kaldırıyorum. Bir de arkadaşlar bunu tek bir hareket olarak göstereceğim ama siz bunu bütün hepsini uygulayabilirsiniz. Havluyla sarıp kalınlaştıracağım. Kalın tutamak gibi olacak aynı. Yani şu an böyle yaptığım zaman iyice böyle kalın şekilde tutuyorum. Yine aynı şekilde aşağıdan bu tarz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir alternatif daha göstereceğim arkadaşlar size. Bu alt tarafta su bidon da olabilir. Yani elinizde dumbbell yoksa. Şu şekilde bunu alttan geçirdim. Şöyle tuttum. Bunu sardığım zaman iyice sardım. Ama altta başka bir ağırlık olduğunu düşünün. Eğer ki şu şekilde ayağa kalkıp şu noktada içe büküş antrenmanında yapabilirsiniz. Altta dumbbell da olabilir, su bidonu da olabilir. Bu sarma tutama yerini aşağı yukarı tutmasa da yaklaşık bir etki verir. Arkadaşlar bu üçüncü antrenmanımızda ilk başta söylediğim gibi rotasyon yaptık, daha sonra hammer yaptık. Üçüncü antrenmanımızda bilek antrenmanını çalıştık. Daha sonraki antrenmanımız arkadaşlar, bir dahaki antrenmanımız arkadaşlar baskı olacak, baskı yönünde. Bu basınç olabilir, yan baskı olabilir. Ve eklem baskısı olabilir. Hepsini nasıl çalışacağınızı, ne yapmanız gerektiğini konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ettim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.